İtirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çekiyorum dedi, yeniden ifade verdi. Bahtiyar bir kez daha Narin amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. İtirafçı cinayetin nedenini de Narin'in amcasını annesi Yüksel Güran'la görmesi olarak açıkladı. İkinci sorgusu 4 saat süren Nevzat Bahtiyar bazı olayları olayın sıcaklığı ve amcanın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını söyledi. Bahtiyar, Salim Güran'ın çağırması üzerine saat 15.08'de Nari'nin evine gittiğini anlattı. Eve gittiğinde kimseyi görmediğini söyleyen Bahtiyar, bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni odalardan birine götürdüğünde Nari'nin yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördü. Hatırladığım kadarıyla Nari'nin ağzından köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm artık sen de benim suç ortağımsın dedi. Söz Olay gününü anlattı. Ya, 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 Salim Güran'ın oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini saklamak için neler yaptıklarını da anlattı. Bahtiyar, cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine sardık. Daha sonra bana ait olan ahırda çuvalın içine koydum. Salim'in uyarısıyla narini kapı önündeki terliklerini de çuvala attım. Salim'e battaniyeyi geri verdim. O da aracına bıraktı. Ben de cesedi eğer tutmaz deresine götürdüm. Dikkat çekmemesi için üzerine taş bıraktım. Evden çıkarken Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Nari'nin annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm dedi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar bu ifadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.